Hemen iadeyi ziyarete gelmişsin. Evet. Sana dedim. Dün dedim ki sen bu işleri çok bilmezsin. Ben cezaevine çok girdim. 400 kere gittim geldim cezaevlerine. Çıkınca dedim gelenlere iadeyi ziyarete gideceğim. Bekliyoruz dedim hemen. Evet aynen. Hemen ikinci, üçüncü günde. Neyse 30 Ağustos'ta üstü oldu. İyi oldu. Bayram sürprizi oldu. Aynen. İyi bakalım. Dün de ben annenle dün konuştum daha yani şeyden sonra. Tabii tabii senin de yanından dün çıktık sonra annenle konuştum. Başkanla konuştuk sağ olsun. Bazı şeyler söyledim o da takip ediyormuş zaten. Anneme de sürpriz oldu. Yani hepimize sürpriz oldu. Gece tabii kaçta gitti? Eve girdiğimde saat 12'yi geçiyordu tabii. Aktarmalı gittim arkadaşlar. Ala'dan bir önce arabayla aldılar. Daha sonra Kavşak'tan diğer arkadaşlara teslim edildim. Öyle iki araba ama bayağı bekledim yani dışarıda. Senin kendi arkadaşların mı aldı seni? Ben ezberimde bir tek annemin numarası vardı. Annemi aradım. Annem de işte arkadaşları yönlendirmiş. Onlar da iki araç halinde. Böyle birisi Karşıyaka'dan, birisi Ala'dan yola çıktı. İçeriden rica ettim telefon etmeye ama şey kabul etmediler. Apar topar hemen. Bir de beni ilk bir çıkardılar, tekrar geri soktular. Ben dedim gene gidemeyeceğim herhalde. Sonra dedim hani ne oldu sisteme mi düşmedi? Yok yok olacak dediler. Yani bana 4-5 gibi dendi. Benim çıkmam 9.30 onu buldu. Dün ben çıkışta, açılışta dedi, şey açıklamada şey söyledim. Diruba çıkacak, kendi açıklamasını kendi yapacak. Onun yerine bir şey söylemeyeyim, sözlerime kendim açıklık getireceğim diyor. Hemen arkasından oldu. Bugün gerçi getirmişsin biraz. Oldu geldi. İlk elden de şey 9 Eylül'de ben tabii 3 Eylül'de çıkarsa 9 Eylül'de İzmir ama Ankara'da partinin kuruluş yıl dönümüne gideriz diye söylemiştim ama fuar olunca daha da anlamlı oldu. Aynen. Ona da gelir misiniz? Tabii tabii ona da gelirsiniz. O davetimiz geçerli baki. Önemli olan bundan sonra kimse söylediği sözden, verdiği röportajdan dolayı içeri girmesin. Bugünün nasıl geçti? Hiçbir şey anlamadım. Yani zaten geldiğimde uyuyamadım bir türlü. Çaldılar mı? Evet. Çalmaları lazım. İlk çaldılar. Tahliyede böyle şey, yani buldukları her şeyi birbirine vuruyorlar içeride. Evet, karavanaları çalıyorlar. Tabii sonra beni tekrar geri içeri sokunca alkış yapacaklardı falan ama şey dediler memurlara, bak bu kız gerçekten 19'undan beri gir çık yapıyorsunuz, bu sefer kesin gidiyor mu diye. Dedim ki ben vedalaşmayalım, sizle tam vedalaşıyoruz, beni bir şekilde geri mi çağırıyorsunuz, ne oluyor bilmem. Dönüyorum dolaşıyorum, giriyorum, bir de bana birçok kişi ailesinin numarasını vermişti, ulaşamayanlar var. Evet yani geldim zaten hiç dinlenemedim, direkt elimde telefon açar açmaz. Onların ailelerini aradım, mesajlar falan yazdım. Yerim Misafirimiz daha aramıza katıldı. Dilruba bu akşam bizlerle birlikte. Ona çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. İyi ki bizlerlesin. Evet, değerli basın mensuplarımız. Arzu ettiğiniz kareleri eğer alabildiyseniz hadi vaktimizi verimli değerlendirelim. Bu güzel töreni birlikte başlatalım. Haydi arkadaşlar. Çok
Tamam. Evet arkadaşlar. Tamam mı? Beyler. Bayrın kutlamasına tanıklık ettik. Hem de bugün artık 93. İzmir İnternasyonel Forum'un kapılarını açmak için sabırsızlanıyoruz. Heyecanınızı, coşkunuzu bekliyoruz. İşbirliği içerisinde olalım. Haydi başlayalım. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi çok değerli genel başkanım, çok değerli genel başkan yardımcılarım, çok kıymetli parti sözcüm, sayın, sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli misafir büyükşehir ve il ve belediye başkanlarımız, sayın siyasi parti olan çok değerli izleyicilerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler ve çocuklar. Bugün çok çok değerli, mutluluk dolu, gurur dolu, onur dolu bir günü sizlerle paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Az önce alkışlarla, ıslıklarla, büyük bir coşkuyla içinden geçtiğimiz güçlerin baskı ve işgaline boyun eğmemiş yüce bir ulus, atasının izinde emsali görülmemiş bir istiklal mücadelesi verdi. Kendini yeniden var etmeyi bildi ve tüm dünyaya zaferini da o kapı onun emriyle, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle barışın, dostluğun ve kardeşliğin nasyonel fuarımızın kapısı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 93. İzmir İnternasyonel Fuarımızın açılış önünde hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Olduğu gibi bu törenimize de onun adıyla başlamayı arz ediyoruz. Yavaş yavaş İzmir Büyükşehir Belediye Bandomuzu sahnemize arz edelim değerli şehir.